Orta Asya'daki Türk kavimleri arasında en bilineni Göktürklerdir. Özellikle Büyük Hun İmparatorluğu dönemindeki göçebe hayatın etkisiyle Türk kültürünü geliştiremeyen Türk ulusları Göktürklerle yerleşik hayata geçmiş ve Orta Asya'daki Türk medeniyeti ve kültürünün temellerini atmışlardır. Göktürkler hakkında bilinen en önemli bilgi kendi milletleri olan Türk kimliğini devlet adında kullanan ilk Türk devleti olarak karşımıza çıkar. Şunu da belirtmemiz gerekirse, esasen bu kavim kendini Göktürkler olarak tanımlamazdı. Daha çok Türk devleti olarak anılan bu devlet, Orhun kitabelerinde belirtilen Ökük ve Türk ibaresinden türetilerek Göktürk halini almıştır. Bizce de bu devlet özellikle akademik anlamda ele alındığında videomuzun anlaşılır olması için biz de Göktürk ibaresini kullanacağız. Peki ama bu Göktürkler kimlerdi? İşte bu videomuzda Göktürk Devleti'nin resmi tarihine derin bir yolculuk yapacağız. Resmi tarihe hoş geldiniz. Hunlar döneminde bozkırlarda göçebe olarak kurulan Göktürkler, Hun İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla Asya bozkırlarında yaşayan Aşina kabilesine dayanır. Günümüzde Moğolistan olarak belirtilen bölgede Altay eteklerinde Juan Juan İmparatorluğu himayesinde yaşayan Aşina kabilesi, demirci yetenekleri ve zanaatleriyle devletin demir ve dökme çelik işçiliğini yapıyorlardı. Önceleri daha çok Juan Juan İmparatorluğu'na bağlı yaşayan bu kabile, aynı zamanda kendi içinde giderek teşkilatlanmış ve gelişmiştir. Göktürklerin ilk hükümdarı olan Bumin Kağan, 540 yılında kabilenin yönetimine geçerek Aşina kabilesinin başı yani hanı oldu. Özellikle bölgede ikiye bölünen Topa İmparatorluğu'nun Doğu ve Batı kolları aslında mücadele ve Juan Juan iktidarından çekinen Batı Topa İmparatorluğu, Bumin Kağan ile iyi ilişkiler kurmaya çalışmıştır. İli derleyen ve bu nedenle İli Kağan olarak da bilinen Bumin Kağan'ın ölümünden sonra yerine oğlu Kolo Kağan geçtiyse de iktidarı kısa sürmüştü. Bir yıl sonra Mukan Kağan devletin başına geçti. Mukan Moğol soylu Kitanları yenerek Doğu Göktürk Devleti'nin sınırlarını Büyük Okyanus'a kadar genişletti. Mukan'dan sonra tahta Tapo Kağan geçti. Tapo, Budizmi kabul eden ve Çin'i baskı altında tutan yönleriyle giderek devlette yükselmeye başladı. Doğuda bunlar olurken batıdaki sınırlarını Kırım'a kadar genişleten İstemi Kağan öldü ve yerine oğlu Tardu Kağan geçti. Tardu 603 yılına kadar hükümdarlığını sürdürdü. Doğuda Tapu'nun ölümü üzerine tahta çıkan Tolepiyen kurultayda yapılan toplantıda kabul edilmedi. Yerine Tapu'nun yeğeni Şapo Liyo Doğu Göktürk Devleti'nin başına geçti. İşbara Han'ın Apa'nın annesini öldürmesiyle Doğu ve Batı Göktürk Devleti arasında ilişkiler bozuldu. İki kardeş devlet artık birbirlerine kin ve düşmanlık besler hale geldiler. Tardu'nun ölümünden sonra Datı Göktürkleri güçlerinin zayıfladığının bir göstergesi olan Yapguluk ve Şadlık adları altında Aşina ailesine mensup kişilere yöneltildikten sonra 630 yılında Çin egemenliğine girdiler. Bundan sonra 10 oklar adını alarak Türk İş Boyu'nun önderliğindeki Boylar Federasyonu şeklinde 100 yılın sonuna kadar Çin hakimiyetinin ise esir kaldılar. Doğu Göktürk Kağanlığı ise Şipi Kağan 619'da ölümüne kadar hakimiyetlerini korumayı başardılar. Ondan sonra görülen İli Kağan Çin'in başkentini kuşattıysa de tutsak alındı. İli Kağan'ın esaretten ölmesiyle 1. Göktürk Kağanlığı tamamen yıkılmış oldu. Aynı tarihlerde Çin İmparatoru Taittusung kendisini Türklerin Gök Kağan'ı ilan ediyordu. Hakanlığa bağlı Türk ve yabancı boylar etrafa dağılmaya başladılar. Bunlardan bir kısmı ise Çin'e sığındı. 50 yıl süren esaret hayatında Türk budununu toparlama çalışmaları ve Çin'e karşı baş kaldırma hareketleri gözlenir. Bunlardan en ünlüsü Göktürk Prensi Kürşat ve Kırk Çerisi'nin isyan denemesidir. ...681 yılında Aşena ailesinden Kutluk Kağan,
Çin'in kuzeyine yerleşmiş, Türk boylarını yeniden toparlamayı başardı. Çin, Kitan ve 9 Oğuzlar Uygurlarla yapılan savaşlar sonucu Ötüken Ormanı'nda Göktürk Kağanlığı yeniden güçlendi. Kutluk Devleti yeniden düzenledi ve güçlendirdi. Bu sebeple Kutluk Kağan İlteriş adını aldı. 692'de ölen İlteriş'in yerine kardeşi Kapkan Kağan devletin başına geçti. Devlet kurulduğundan beri Kağanlık danışmanı olan Tonyukuk'un da bulunduğu Kitan'ın Tatabilere, Basmıllara, Çiklere, Azlara, Bayır Kulara, Türgişlere, On Oklara, Kırgız ve 9 Oğuzlara yapılan seferlerle Göktürk Kağanlığı'nın sınırları okyanustan Mavera Nehri'ndeki Demir Kapı'ya kadar ulaştı. İpek yolunun büyük bir kısmı denetim altına alındı. Kapkan'ın Bayır Kular'ın kurduğu bir pusuda öldürülmesi üzerine Göktürk Kağanlığı'nın başına oğlu Ünal geçti. Ancak Kutluğ'un oğlu Bilge, Ünal'ın Kağanlığı'nı kabul etmedi. Boy beyleri Bilge'yi Kağan ilan ettiler, Ünal kabul etmese bile öldürüldü. Yeni Kağan başa geçince kardeşi Kültigin'e ordunun komutanlığını verirken Tonyukuk'a vezirlik görevini verdi. Onun döneminde amcası dönemindeki gibi devletin egemenliğindeki boyların başkaldırışlarıyla geçti. Çin'in desteklediği Uygur Karluk Basmıl ittifakının Ötüken'e yönelik sürekli saldırıları, İpek yolunun kilit noktası olan Çungarya'nın Çin'in denetimine geçmesi ve batıda On Ok Budunu'nu hakimiyetine alan Türgişlerin gün geçtikçe güçlenmesi sonucunda Göktürk Kağanlığı önlenemez bir çöküşe sürüklendi. Bilge Kağan'ın danışmanı Tonyukuk'u ve küçük kardeşi Kültigin'i kaybetmesinden sonra zehirlenerek öldürülmesi üzerine yerine geçen Tengri Kağan çocuk yaştaydı. Onun kağanlığına karşı gelen Ozmış da ülkeyi toparlayacak güçte değildi. Nihayet Uygurlar 745'te Ötüken'e girerek Göktürk Kağanlığı'na son verdiler. Türk töresine uyan devletin başı Kağan ünvanlı hükümdardır. Kağan'da bilgelik, erdemlilik ve alplilik aranırdı. İl denilen ülkeyi bilgeli, kahraman, özlü sözlü bir erdemli devlet başkanı yönetirdi. Kağan'ın görevleri arasında savaş gücüyle devleti kurma ve düze koyma, yeni alınan yerlere iskan, töre yani kanunları düzenlemek, halkın doyurup giydirmek vardı. Ülke geniş bölge teşkilatları gereğince Doğu ve Batı olmak üzere ikili devlet sistemine göre idare edilirdi. Kağan'ın eline katun denirdi. Kağan'dan sonra gelen en yüksek rütbe yapkulluktur. Göktürk, devlet idaresinin en soylu, tecrübeli Türk boylarının elinde kalmasına dikkat etmişlerdir. Önceleri sayısı bir olan yapkuya, devlet genişledikçe ihtiyaç çoğalır, Batı Türkistan gibi bölgelere yenileri atanmıştır. Şehzadelere Tigin veya Tegin, Şahat, eşlerine Konçu adı verilirdi. Tiginleri genel valilik, başkomutanlık gibi önemli memuriyetlere göre yaparlardı. Bu hükümdarına Kan denmekteydi. Tarkan, Çur, Apa, Tudun büyük memuriyetlerdendi. Göktürk ordusu yükselme döneminde Asya'nın en güçlü askeri kuvvetiydi. Ordunun 2/3'ü süvari, 1'i de piyadeydi. Akınlarda ve savaşlarda süratli hareket etmek esastı. Gece ve gündüz sıkı yürüyüşte yol alan ve atlarına nöbetleşe binen Türk süvarisi hiç ümit edilmedik anda hiçbir haber alma şansı bırakmadan düşman ordusuna saldırırdı. Savaşta düşman askeri miktarı yüz binleri bulursa Türk ordusu kırdırılamazdı. Bozkır taktiğiyle ilk önce geri çekilirdi. Merkez üssünden ayrılan düşman vurkaç ve gerilla savaşla yıpratılıp ani baskınla yok edilirdi. Göktürklerin bayrak ve tuğlarının tepesinde altından yapılmış kurt başlı heykel bulunurdu. Tuğla, davul da bağımsızlık sembolleriydi. Göktürklerin başkenti Ötüken'dir. Burası Orhun Irmağı ile Serengi Irmağı'nın tarım kolu arasında ormanlar içinde bitki örtüsü ve suyu bol bir şehirdi. Ötüken'den başka Barşan, Çargelen, Çumgal, Çaldıvar, Atbaş, Şirdakbek, Nanageldi, Fergana, Yassıkugart, Çikircik başlıca Göktürk şehirleridir. Göktürklerde karar, seçim, insan ve hayvan sayımı için ziyafetli devlet meclisi sayesinde Kengeş Meclisi toplanırdı.
Göktürk Devleti'nde sanat ve edebiyat Orta Asya'da yapılan araştırma ve kazılarda Göktürkçe yazılı eserler bulunmuştur. Para, taş ve ağaç üzerine yazılan metinlerde para ve taşlar üzerine yazılanlar günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır. İlk Türk abidelerinde yazılara 6. yüzyılda rastlanmıştır. Bunlar kısa metinlerdir. Elde kalan Bengü anıtları, Orhun yazıtları veya Türk Bengü taşları da denen 3 büyük yazıttır. Taşların üzeri oyulmak suretiyle yazılar kazınmıştır. Bu yazıtlar Göktürk Kağan'ı Bilge Kağan, Kültigin ve Vezir Tonyukuk adlarına yazılıp dikilmiştir. Yazıtlar kireç taşına yontularak yazıldığından zaman ve açık havanın tahribatına maruz kalıp bozulmuştur. Bu yüzden bazı satırları ve birçok kelimeleri okunamaz durumdadır. Kültigin'in kitabesi içlerinden en az zarar görenidir. Orhun abidelerinin yazıldığı Göktürk alfabesi 38 harflidir. Türklerin milli alfabesi olan bu yazı sisteminde 4 sesli, 9 birleşik, 25 de sessiz harf bulunmaktadır. Kelimeler birbirinden iki noktayla ayrılır. Türklerin İslam dinini kabulünden önce yazılan Orhun abideleri, içerik olarak Türk tarihi ve kültürü bakımından önemlidir. Abidelerde Türklerin yabancıların siyasetine alet olduğu zamanlarda bozulduğu, devlet kademelerinde bilgili ve ehli olmayan kadronun iş başına getirildiği zaman idare sisteminin iyi çalışmayıp ahalide hoşnutsuzluk görüldüğü, yabancı kültürün Türk birliğini zedeleyip kişiliğini kaybettirdiği, hitabet sanatına uygun bir anlatımla verilmiştir. Türk milletinin en zor şartlarda bile içinden kuvvetli şahsiyetle çıkıp ülkeyi kurtarıp devleti yeniden kurup güçlendirdiği anlatabilen abidelerde devlet tecrübesi yanında Türklüğün bağımsızlık fikrine de yer verilmiştir. Ayrıca bu yazıtların yazılması Kağanların millete hesap vermesidir. Bilge Kağan abidesinde bugünkü dille şöyle anlatılmaktadır. Türk Oğuz beyleri, işitin, üste gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, ilini töreni kim bozabilir? Milletin adı sanı yok olmasın diye, Türk milleti için gece uyumadım, gündüz oturmadım. Kardeşim Kültigin ve iki şad ile ölesiye bitesiye çalıştım. Ey Türk milleti, kendine dön, seni yükseltmiş Bilge Kağan'ına, hür ve müstakil ülkene karşı hata ettin, kötü duruma düşürdün. Devletin doğu kanadını yöneten İşbara Han'ın Çin İmparatorluğu'na gönderdiği yazı şöyledir. Size bağlı kalacak, haraç verecek kıymetli atlar hediye edeceğim. Fakat dilimizi değiştiremem, dalgalanan saçlarımı sizinkine benzetemem, halkıma Çin giysileri giydiremem, adetlerimi, kanunlarımızı değiştiremem, imkan yoktur. Çünkü bu bakımlardan milletim fevkalade hassastır, adeta çarpan tek bir kalp gibidir. Göktürk Kağan'ından Bizans elçisine verilen cevapta ise şunlar yazmaktadır. O Romalılar siz değil misiniz ki 10 dilde konuşursunuz ve herkesi aldatırsınız? Siz Romalılar bizim elçilerimizi Kafkaslar üzerinden Bizans'a götürüyorsunuz ve Roma'ya gidilecek başka yol yoktur diyorsunuz. Yani biz yollar geçilmez, her taraf arızalı, dağlık taşlık zannedelim de Roma İmparatorluğu'na hücum etmeyelim mi? Böyle düşüneceğimizi mi sanıyorsunuz? Fakat biz Dinyeper Nehri'nin nerede bulunduğunu, Tuna'nın nereye aktığını iyi biliriz. Kiyeli'nin ölmesiyle siyasi düzeni dağılan Doğu Göktürkler bulundukları bölgeye dağıldılar. Türk Hakanlarının soyundan gelen prensler de genellikle Çin'de görevlendirilerek asimile ediliyorlardı. Türk Hakanı Yehu'nun oğlu olan Kürşat da Çin sarayında muhafız olarak görev yapıyordu. Bu cesur Türk prensi Çin imparatoruna karşı bir ihtilal düşünüyordu. Kendisi gibi cesur 39 arkadaşı ile birlikte hareket ederek Çin İmparatorunu öldürmek için plan yaptı. Amacı imparatoru sarayın dışında bir fırsatını bulup öldürmekti. İmparatorun şehre ineceğini öğrenen Kürşat, şehirdeki hazırlıklarını tamamladı. Ancak gece kopan fırtına nedeniyle plan bozuldu. Kürşat planı bozulsa da amacına ulaşmak düşüncesindeydi. 39 arkadaşı ile birlikte Çin sarayını basan Kürşat ve 39 çerisi efsanevi bir mücadele göstererek yalnızca 40 kişiyle Çin ordusuyla savaştılar. Çin tarihi kaynaklarında bile Kürşat ve 39 yiğidinin
yüzlerce Çinli askeri öldürdüğü kaydedilmiştir. Kürşat bu suikast girişiminde başarılı olamasa da Türklüğün yenilmez ruhunu ve esir edilemez karakterini bir kez daha bütün dünyaya göstermiş oldu. Kürşat'ın bu efsanelere konu olan mücadelesi ve kahramanlığı diğer Türk boylarını ateşleyerek dirençlerini ve davalarını daha da kuvvetlendirdi. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla tarih bilgisi için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Resmi Tarih iyi günler diler.